Kanal 7 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar, hafta sonu haberleriyle karşınızdayız sayın seyirciler. Sıcak hava rekor kırdı, Türkiye yanıp kavruluyor. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları yurt genelinde etkiliydi. Serinlemek isteyenler her yolu denedi ama fayda etmedi. Meteorolojinin sıcak hava dalgasının yarın da etkili olacağını açıklaması üzerine Ankara Valiliği tatil kararı aldı. Başkentte yarın hamile ve engelli kamu personeli idari izini sayılacak. 40 derece var galiba. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Afrika sıcakları termometrelere tavan yaptırdı. İstanbullular yandı, kavruldu. Ne kadar ısındığını göreceğiz bugün İstanbul'da havaların. Yumurtayla test ediyoruz şu an. Tüm Türkiye gibi İstanbul'da çöl sıcaklarıyla kavruluyor. Havanın ne kadar sıcak olduğunu test etmek isteyenler de işte böyle asfaltın üzerinde yumurta pişirdi. En az 5 dakikada pişer. Yumurta pişecek mi? Pişecek herhalde bu sıcakta yani. Tereyağı da olsa daha iyi olur. Aynen doğru. Tereyağı şu an olsaydı burada daha iyi olurdu. İçine de birkaç parça sucuk atardık. 10 numara omlet olurdu burada. Bu sıcak havada tam 5 dakikada yumurta pişti. Artık ekmeği banıp afiyetle yeme vakti. Buyurun efendim. Nasıl? 10 numara olmuş valla. Güneşte hemen pişmiş. Termometreler rekora doymadı. Sıcak havada en büyük imtihanı çalışanlar verdi. Hava zaten sıcak. Yaz mevsimi böyle ocak ve fırın başında çalışanlar için çok daha zor geçiyor ama onların da serinlemek için kendilerine göre bir yöntemi var. Bunun içine buzu dolduruyorum önceden. Buz biraz da su karıştırıyorum. Hararet yaptığım anda sıkıyorum, rahatlıyorum. Çok güzel oluyor yani, serinletiyor. Serinlediniz mi efendim? Çok güzel serinledik. İnsanlar Allah razı olsun. İyi geliyor soğuk soğuk değil mi? Evet çok güzel. Haliç'ten de püfür püfür esiyor. Güzel bir yer bulmuşsunuz. Evet serin. Evler çok sıcak. Eğer klima da yoksa evlerde durmak çok zor. Çünkü nemle birlikte hissedilen sıcaklık İstanbul'da 40 dereceyi buldu. Biraz nefes almak isteyenler de mangalını, hamağını kapıp piknik alanlarına koştu. Doğal klimalı ortam. Aynen. Keyfinize diyecek yok. Ya biraz öyle. Bütün evi taşımışsınız mı? Yastıklar, yorganlar gelmiş. Sıcakta ne yapayım? Kimi hamakta sallandı, kimi ağacın gölgesinde şekerleme yaptı. Doğal klimalı ortam en çok çocukları mutlu etti. Serin hava ona da iyi geldi galiba. Evet. Evde nasıldı, burada nasıldı? Evde sıkılıyor, ağlıyor. Şu an rahatladı. Belli oluyor zaten. Küpür küpür esiyor yani. Serinlediniz mi biraz? Çok serinledik, çok güzel. Klima gibi sanki. Doğal klima. Doğal klima evet. Vallahi billahi çok güzel. Temiz hava iştah açtı. Haliç sahilini mis gibi et kokusu kapladı. İddialı mısınız mangalda? Evet iddialıyım. Hanımefendi mangal yapıyor, siz yatıyorsunuz. Ne yapalım başka? Siz bilmiyor musunuz mangal yapmayı? Bilmiyoruz, hiç yapmadığımız için bilmiyoruz. Hanımlar daha mı güzel yapıyor? Daha mangal? Güzel yapıyor, daha lezzetli. Siz de dinleniyorsunuz yemek olanlar. Evet, evet. Keyfiniz nasıl? İyi Allah şükür. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin neredeyse tamamı çöl havasını yaşadı. Adanalılar bile dayanamadı bu sıcağa. Birçok kişiyi güneş çarptı. Hastaneler doldu taştı. Sıcak hava buz talebini artırdı Adana'da. Buz satışları günde 30 tona yükseldi. Bu buz da olmasa vay halimize. Kayseri'de de hava çok sıcaktı. Bayılan iki ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı. Sıcakta tabi bunalmış hayvanlar, uçamıyor. Su verdik, ekmek verdik. Onun için bak gözler açıldı fal taşı gibi. Bir ebabil kuşu da Antalya'da bitkin düştü. Ona da çevredekiler yardım etti. Şu anda durumu iyi. Kilis'te 40 dereceyi gösterdi termometreler. Sıcaktan bunalanlar havuzlara akın etti. Tunceliler serinlemek için Munzur ve Pülümür çayının kenarına koştu. Güneşe çıkarak serinleyenler de vardı. Bursalı döküm işçileri gibi. İşçiler 80 derece sıcakta kazanıyor ekmek paralarını. Korelev'in başında çalışıyorlar. Onlar 40 derece sıcakta serinliyorlar. Dışarıda şimdi diyelim 42 derece sıcak var. Biz güneşe de çıksak bize daha serin geliyor. Elazığlılar güneşten kaçtı. Doğu'nun denizi Hazar Gölü'de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Şanlıurfa'da sıcağı çözüm toprak altında bulundu. Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsamettin Bulut bir ilke imza attı. Fan yardımıyla yerin altına gönderdiği sıcak havayı 20 dereceye düşürerek soğuk havaya dönüştürdü. Hem enerji tasarrufu açısından hem enerji verimi açısından hem de tamamen doğal bir kaynak olarak toprak enerjisini kullanarak bunu yapabiliyoruz.
Kahramanmaraş'ta aşırı sıcakların etkisinde. Kimi ağaç gölgesinde buldu çareyi, kimi çeşme başında. Neredeyse bayılmak üzereyiz. Allah yardımcımız olsun. Şırnak'ta da güneş en sıcak yüzünü gösterdi. Çobanlar hayvanlarını korumanın derdine düştü. Günleri kırkılan koyun ve keçiler Habur çayında serinledi. Gaziantep'te hayvanlar çok bunaldı sıcak havada. Mandalar suyun keyfini böyle çıkardı. Sütlerimini arttırıyor. Çöl sıcaklarından bunalan Türkiye'ye meteorolojiden güzel haber var. Yeni haftada yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek.